Podolog İlkan Kuruoğlu, tırnak mantarı insandan insana bulaştığı gibi ortak kullanılan alan ve eşyalardan da bulaşır. Tırnak mantarının nedenleri ve tedavisi hakkında değerlendirmede bulunan Podolog İlkan Kuruoğlu, Nebandırma Tıp Merkezi'nde çalışmaktayım. Ayak sağlığını koruma ve tedaviye yönelik açılmış bir daldır. İlgilendiğimiz alanlarda öncelikle tırnak batmasında cerrahi olmayan yöntemlerle tırnak mantarı, ayak mantarına bağlı uygulamalar, nasır, topuk çatlağı, ayrıca diyabetik ülserlerle etkin rol almaktayız. Sporcu ayak sağlığı, basık sorunlarında tabanlık yapımı, içe dışa basmalarda etkin rol alıyoruz. Ayrıca kemik deformasyonlarında da uyguladığımız yöntemlerde de kişiyi rahatlatıyoruz ifadelerini kullandı. Merhaba, Podolog İlkem Kuroğlu, Nebandırma Tıp Merkezi'nde görev yapmaktayım. Podoloji, ayak sağlığını tedavi etmeye ve korumaya yönelik açılmış olan bir dal. İlgilendiğimiz alanlarda ise tırnak batmasında cerrahi olmayan yöntemler, tırnak mantarı, ayak mantarında bazı uygulamalar, nasır, çatlak, topuk, diyabetli bireylerde hasta yakınlarının ve kendi eğitimi, aynı zamanda diyabetik ülserlerde de etkin rol almaktayız. Sporcu ayak sağlığı, basit sorunlarında tabanlık yapımı, içe dışa basmalar, yüksek taban, çukur taban gibi durumlarda tabanlık yapımlarında etkin rol alıyoruz. Aynı zamanda kemik deformasyonlarında da ortezler uygulayarak da kişiyi rahatlatıyoruz. Tırnak batmasının birçok etkeni var. Genetik en büyük rol oynuyor. Bazen polikliniğe 2-3 aylık bebeklerde bile başvuru sağlayabiliyoruz. Bu tabii ki de genetik kaynaklı. Onun haricinde diğer bir etken ise yanlış tırnak kesimi, yanlış pedikür uygulamaları, dar burunlu ayakkabı kullanımı, uzun süre ayakkabı içerisinde kalan mesleki gruplarda da tırnak batmasıyla karşılaşıyoruz. Tırnağın nasıldır tırnak batması? Yön değiştirerek ete doğru uzamasıdır. İlerlediği süreçlerde ciddi şekilde ağrılı ve acılı bir durum oluşturur ve kişinin sosyal yaşamını etkiler. Gün sonunda işten geldik, çoraplarımızı çıkardık, ayaklarımızı ılık suyla güzelce köpürterek daha katkısız şeyler, işte beyaz kalıp sabun, bebek şampuanı gibi şeylerle güzelce köpürterek yıkamalı ve parmak aralarını özellikle ıslak kalmayacak şekilde kurulamalıyız. Kuruladıktan sonra eğer topuk bölgesinde çatlak ya da sertliklerimiz varsa bu bölgeleri yoğun nemlendirici uygulayabiliriz. Ardından tırnak kesiminde ayak tırnakları mutlaka düz ve küt şekilde kesilmelidir. Kenar köşelerinin dışarıda gözükmesi gerekiyor. Sonrasında çorap seçiminde de dikişi az, pamuk oranı fazla olması gerekiyor. Bambu çoraplar tercih edebiliriz. Bambularda dikiş oranı daha azdır ve daha yumuşak yapıdadır. Bilek kısımları lastikleri bileği sıkmaz ve dolaşımı da engellemez. Diğer bir önerim olarak da özellikle diyabetli hastalarda gümüş iplikli çorapları da çok öneriyoruz. Gümüş ipliği sayesinde ayak ve tırnak mantarı oluşumu en aza indirgeniyor. Ayak kokusu önlemeye yardımcı oluyor ve dolaşımı engellemiyor. Hatta yara oluşumunda iyileşme sürecini de hızlandırıyor bizim için. O yüzden biz gümüş çorapları da öneriyoruz. En büyük etkenlerinden bir tanesi ayak mantarı. Ayak çok fazla terliyorsa, bazı iş ayakkabı çizme kullanımları ya da o bölgede parmak aralarındaki mantar oranı fazlalaşmışsa o bölgede akıntıyla birlikte koku yaratmaya başlıyor. Bunun için mutlaka profesyonel bir destek alarak hekime başvurmaları gerekiyor.